Hoşdamdan hepinize merhabalar efendim. Hamdolsun bu hafta da evlerinize misafir olduk. İnşallah sizlerin de keyfi yerindedir. Bu hafta tabii ki en güzel isimler Rabbimizindir. Rabbimizin Celal ve İkram sahibi Zülcelal ve İkram isminden bahsedeceğiz sevgili Nurşen Güney Hocam'la birlikte. Vakit kaybetmeden hemen programımıza giriş yapalım isterseniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı sizin, stüdyodaki arkadaşlarımın ve dinleyicilerimizin üzerine olsun. Bu akşam da size misafir olduk. Ben de teşekkür ediyorum bizi misafir ettikleri için. En güzel isim Allah'ın, Allah-u Teala'nın. Onu bilmek, onu tanımak, onu bildiğinde, onu tanıdığında ona daha yakın olduğunu hissediyorsun. Evet. Ona yakın olmanın heyecanını hissediyorsun. Ona yakın olmanın iç huzurunu hissediyorsun. Gerçekten bizim Allah'ı tanımaya ihtiyacımız var. Tabii tanıdığımız ki. Zaman imanın tadını alıyorsun. Tanıdığımız evet. zaman namazımızın kalitesi artıyor. Tanıdığımız zaman onun isimlerindeki ahlakla ahlaklanmak senin için değer oluyor. Evet. Bu da sana ayrı bir değer katıyor. Evet, evet kesinlikle hocam. Seven sevdiğini tanıdıkça ona daha çok bir anlam yüklüyor. Onun değerleri onun için daha güzel oluyor. Nasıl ki şimdi siz bir eğitimcisiniz. Öğretmenini çok seven öğrenci dersi de çok seviyor, derste de başarılı oluyor. Biz de Rabbimizi daha yakından, daha iyi tanırsak bu hayat serüvenimizde daha kulluk görevimizi daha iyi bir şekilde icra edeceğiz diye düşünüyorum. Bu haftada Celal ve İkram sahibi Zülcelal ve İkram isminden bahsedeceğiz. Başta da söylediğim gibi Zülcelal ve İkram ne demektir? Buradan bir giriş yapalım isterseniz. Evet. Onu ancak onun anlattığı şekilde anlayabiliriz. O bize kendisini nasıl tanıtıyorsa öyle de anlamak durumundayız. Zülcelal ve İkram yani Celal ve İkram sahibi bu esma Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte sabit olan hadis esmadır. Tamlama olarak geçen tek esma. Yani böyle tek özelliği olan bazı diğer esmalardan ayıran özellikleri ve güzellikleri var bu esmanın. Celal demek azamet, yücelik, ululuk demek. İkram nedir? İkram cömertlik demek. İkram değer vermek demek. Evet. Zülcelal derken oradaki zü isim başına gelen ayetlik sıfatıdır. Zülcelal yani celal sahibi, yücelik sahibi, azamet sahibi demektir. Kur'an-ı Kerim'de sadece bu şekilde tamlama şeklinde geçen de tek esma Zülcelal ve İkram'dır. Aslında buradaki celal kavramı üç ayrı anlama geliyor ve zaten o üç anlam zenginliği içerisinde onu anlamamız gerekiyor. Celal'in bir anlamı nedir? Celle, Celal, yücelik, azamet, büyüklük. Bu noktada işte büyüklük noktasında işte büyük develere Celül derler Araplar. Bir anlamı da Celal'in bir şeyin kapsayıcısı olması, bir şeyin tamamını kapsıyor, tamamını içine alıyor, muhtevasını tamamen kapsıyor anlamı vardır ki Allah-u Teala her şeyi kapsamaktadır. Her şey onun ilmiyle, gücüyle çevrilmiştir. İlmi ve gücü kapsamaktadır. Bu anlamda kapsayıcılık anlamı da vardır. Arapçada dergiye mecelle denir. Aynı kökten gelir. Çünkü dergi farklı yazıları içeren kitap, iki kapak arasında alınan evet. kapsayıcı kitaptır. Bu anlamda mecelle denir. Bu kökten gelmiştir. Yine cemal kelimesinin bir anlamı da bir şeyi ezerken çıkarılan ses anlamına geliyor. Bunun için işte mücelcel yani gök gürlemesine çıkardığı sese de Arap bu şekilde söylüyor. İşte Celal ismi Allah-u Teala'nın azimetini, ululuğunu, yüceliğini ve kapsayıcılığını ifade eden bir isimdir. Evet. Celal ismi aslında bizde Celal deyince böyle Türkçe'ye geçince celallenme, öfkelenme hani gibi. Hani böyle sesini yükselterek konuşan neden celallendin falan yani deriz. Yani böyle gazapla örtüştürülür. Celal aslında bu anlamda bazı kavramlar Türkçe'ye geçtiği zaman anlam daraltılmasına ya da anlam kaymasına uğrayarak geçiyor. Veya bazı eski kaynaklarda da bu Allah korkusu, Allah'ın öfkesinden korkmak gibi anlatıldığı kaynaklarda bazen rastlıyoruz. Ama Celal kavramı bu şekilde Allah'ın öfkesi veya Allah'tan korkulması gereken bir anlamı yok. Yani onun azimeti, onun yüceliği demek. Nedir? Onun yarattığı şeylerde ve yaptığı şeylerde en mükemmel olduğu, mükemmelliyetin en olgunluğu, mükemmelliyetin en zirvesi. Dolayısıyla o her şeyin en mükemmeli olduğu için o yarattığı şeylerin karşısında nedir? Yücelik sahibi, azimet sahibi evet. anlamındadır.
Burada tabii ki Celal esmasının anlamı içerisinde bizim göremediğimiz onun yüceliği, onun yarattığı şeylerin, olayların içerisinde, takdiri içerisinde bizim bazen de şer zannettiğimiz şey hayır olabiliyor. Evet. Yani o şer veya kötülük Celal isminin içerisinde değil de kulun aklının noksanlığı, kulun görememiş olması. Hı hı. Yani bizim bazen şer zannettiğimiz şey hayır olabiliyor, evet, ama onun Celal sıfatının gereği olabiliyor. Örneklendirmek gerekirse mesela bir doğum yaptığın zaman bir sancı çekersin. Tabii. Ve her gören biri onun acı çektiğini görünce ya bu nasıl zahmetli bir iş? Evet. Bu zahmet çekilir mi? Bunu insanlar nasıl çekiyor deriz. Ama her anne bu zahmeti çekeceğini bildiği, hı-hı, halde her anne o zahmeti çeker. Belki o zahmetten sonra ben bunun bu kadar zor olduğunu bilseydim bir daha yapmazdım, hı-hı, der. Benim böyle bir tecrübem var. Öyle demiştim. Demiştik kızım kucağına alınca unutursun demişti yanımdaki bir büyüğüm. Ve hakikaten öyle oluyor. O zahmet aslında. O sadece bir zahmet. Hı hı. Ama o zahmetten sonra benim gözümde zahmet. Zahmetten sonra sana verilen bir nimet. İşte burada Celal sıfatı Allah-u Teala'nın yüceliğini ifade, evet, ediyor. Zülcelal vel ikram, ikram sıfatına gelince ikram da ikram cömertliği. İkram Allah-u Teala'nın bize karşılıksız verdiği ikramları, evet, bize verdiği değeridir. Dolayısıyla bu iki isim bir yandan bakıyorsun Allah-u Teala'nın cemal yani azimeti, hı hı, bir yanda ikramı. Yani bunu bazı alimlerimiz haf ve reca diye anlatmış ama buradaki korku değil de onun yüceliğini, azimeti karşısındaki iç titreşi, azimeti karşısındaki, evet, acizliğini hissetme. Onun varlığının mükemmel delilleri karşısındaki aziyetini hissetme. Bir yandan böyle bir azimet, bir yandan o azimetin yanında nedir? O nimeti vermesi, yani ikramı. Yani ikram gelen yer her şeyi bilen, her şeyi verme makamında olan, her şeyi kapsayan Celal sahibi. Yani ikram Celal sahibi bir yerden geliyor. Tabii ki hem Celal, evet, hem ikram sahibi. Evet. Celal yüzü boyutunda bir nevi külfet boyutu yani cefa boyutu, hı hı, ama ikram boyutunda sefa boyutu gibi değerlendiriliyor. Evet. Tabii ki orada bu kullanım içerisinde Celal sıfatının direkt Allah-u Teala'nın Celal diye nitelendirilmemiştir de. Zü diye o sahip edatıyla, hı hı, beraber ismin başına gelen, isim tamlamasına başına gelen bu edatla kullanılmıştır ki orada Allah-u Teala'nın sıfatı olmuştur artık. Zatı değil, sıfatı. Sıfat, yani Allah-u Teala o celaleti, o celal yani azimetini, yüceliğini, büyüklüğünü kendisini bir zatın özelliği değil de sıfatı olarak da almıştır. Bu da hani rahmetim gazabıma geçti, geçti ya da rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyoruz ya. Hı hı. İşte tam da bunu vurguluyor. Bunun için orada zü de kullanılmış. Hı. Bunun yanında celalden sonra da ikram yani onun cömertliği, onun karşılık veriyor olması kullanılmış. Tabii ki ikram kelimesi bazen en'am, in'am kelimesi de kullanıyoruz. İn'am nedir? Nimetlendirme. İkram karşılıksız verme. Bu ikisi arasında bir fark var. Nasıl bir fark var? İn'am ya en'am yani nedir? Allah-u Teala'nın yarattığı bütün varlıkları vermesi. Evet. Börtü böceğe, kurdu kuşa, inanmış inanmamışa, bütün herkese yani bir güneş ışığı nasıl her yere eşit bir şekilde bütün yaprakların, ağacın yapraklarının kıvrımlarına eşit yayılıyorsa aynı şekilde Allah-u Teala bütün yarattıklarına nimet vermiştir. Bu inhamdır. Evet, aldığımız ama ikram, hava mesela hepimiz. Nasıl? Aldığımız hava mesela hepimiz soluyoruz. Evet. Bütün, evet, canlılar soluyor. Evet. Bütün canlılara verdiği eşit ve bütün canlılara ihtiyacı kadar verdiği nimet. Ama ikram Allah-u Teala'nın kendi istediğine, kendi istediği şekilde verdiği değerdir. Rabbimizin seçtiği kullarına, seçtiği kullarına. Ve ikram kavramı içerisinde de Allah-u Teala seçtiği kuluna seçtiği nimeti ikram eder. Ama o ikram ettiği kul da değerli bir kuldur ya da değerli bir varlıktır. Ona değer verdiği için o ikramı bulunur. O da o ikramı kendisine ikram edilen kişi de o ikramı aynı şekilde başkasına ikram, evet, eder. Yani ikram edilmiş olmakla değerlidir. Aynı şekilde başkasına ikram ettiği için de değerlidir. Evet. İşte ikram kavramı da böyle bir anlam içeriyor. Evet. Zülcelal ve ikram, celal, azimet, yücelik ve cömertlik sahibi demek. Demektir. Evet. Peki hocam,
Zülcelal vel İkram isminin hikmeti nelerdir? Zülcelal vel İkram şimdi çift yönlü, bir çift kanat gibi düşünün. Çift yönlü bir isim olduğu için bir tarafta Celal var, bir tarafta İkram var. Şimdi çift yönlü olduğu için bir ayağında nedir? Onun cefası var. Bir şey gibi düşün. Güneş aslında bir ikramdır. Bir ayağında da bir kanatta da ikram yönü var. Güneş aslında ikramdır. Dinleyicilerim der ki işte güneş olmasa ne olacak? Biz yaşam sebebimiz olmayacak. Bitkiler büyüyemeyecek, yetişemeyecek, ısı ışık kaynağı. Bu nedir? Bir ikramdır. Ama bununla beraber güneş çok yaktığı zaman o da ya da işte dünyaya çok yaklaştığı zaman bir patlama ve ne olacak? Orada sefa değil, cefa olacak. Çekilir, evet. Aynı şekilde yağmur güzeldir, büyük bir nimettir. Ama o yağmur çok yoğun bir şekilde yağdığında sel olup götürecek olacak. Bir anda cefadır. Evet. İşte bu anlamda bu çift kutuplu bu isim, çift kanatlı bu isimdeki hikmet Allah Teala'nın yarattığı her şeyde onun hem celalini görmek hem de ikramını görmek. Evet. Bu noktada celalini gördüğün zaman o hikmet içerisinde kendinin aciz olduğu, Allah-u Teala'ya muhtaç olduğu ve onun yücelik ve azamet sahibi olduğu ve onun bütün gücü elinde tuttuğu ve bu anlamda tek inanılacak, tek yüce gücün o olduğunu inanmak ve bilmek bu iki ismin arasındaki hikmettir. Hikmetlerden biri de nedir? O bizim şer zannettiğimiz şeyler hayır olabilir. Yani bu iki isim birbirine çok güzel dengeliyor. Şer zannettiğimiz şeyler hayır olabilir. Şer, Allah'tan şer çıkmaz. Ama benim kendi zihni algımın, kendi aklımın noksanlığından bana şer gibi gelebilir evet. Bu olay. Mesela hastalanmışımdır. Kimse hastalanmak istemez. Ama bu hastalık bana şer gibi geliyor olabilir. Evet. Ama nedir? Bu hastalığın verilmiş olması Allah-u Teala'nın yüce gücü sebebiyle bana verdiği bir sınav sebebidir. Ama bu hastalığın içerisinde bir de ikram barındırır. Bu ikram neyi barındırır? O hastalığın içerisinde ben Allah'ı kendi acizliğimi daha hissederek ve Allah'tan şifa dileği içerisinde kendimi Allah-u Teala'ya daha yakın hissedebilirim. Evet. Veya zenginken bir anda fakir düşmüş olabilirim. Bu esnada o fakir düşmüş olmak Allah-u Teala'nın azimeti yani o dilediğine verir. Yüce güç sahibi hı hı. odur. Bu fakirlik bana şer gibi gelebilir. Ama oysa o fakirliğin içerisinde ben belki de çok mal kazanacağım, çok para kazanacağım diye sevdiklerime vakit ayırmıyordum. Evet. Belki sevdiklerimi kırıyordum. Malı bize vereni unutacağız. Yani belki malı vereni yapamayacağız. Bizi oyalayacak evet. o mal. Evet ama sonrasında ben o yokluğu yaşadım ve yokluk içerisinde mutluluğu yaşadım. Yokluk içerisinde vereni hatırladım. Evet. O yokluk içerisinde beni oyalayacak şeyler azalınca sevdiklerime zaman ayırmaya başladım. Evet. Bu anlamda büyük fotoğrafı görmek gerekir. Yani o şer gördüğümüz şey yani Allah-u Teala'nın yüce gücünün her şeye yetip bize verdiği bizim üzerimizdeki o yüce gücünün eserini gördüğümüz şey bize belki bazen şer gibi gelebilir. Ama onu dengeleyen isim Celali vel İkram'dır. Evet. Onun altında mutlaka bize sunduğu verdiği bir ikram vardır. Bu İnşirah suresinde bize çok güzel anlatılıyor. İnnemel usru yusra ve innemel usru yusra. Ne diyor? Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her zorlukla bir kolaylık vardır. Yani aslında orada Celal bizim sınandığımız, imtihan edildiğimiz şeyler. Evet. Bizi zorlayan şeyler. Yani nefsimize hoş gelen şeyler aynı zamanda. Yani Allah'ın azametinin, yüceliğinin gereği olarak bize zor gelen şeyler. Hı hı. Sınandığımız şeyler. Ama nedir? Bize de öğretilir ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Efendimiz de buyuruyor ki bir zorluk iki kolayla üstün gelemez, galip gelemez buyuruyor. Evet. Dolayısıyla oradaki ikram da kolaylığı ifade ediyor. Şimdi o innemel üstü yüsrada işte bir zorluk var diye dinleyicilerimiz anlayabilir. Orada Arapça bir kural var. Usru kelimesi el takısıyla kullanılmıştır. Eğer bir kelime el takısıyla ardı ardı kullanılmışsa o bir defa ifade eder. Ama yusra kolaylık ifadesi nekre kullanılmıştır o iki ifade evet. eder. Yani ayet de hadisle aynı şekilde. Her bir zorluk bir için defa, kolaylık iki kolaylık var demektir. Evet. Hadis-i şerif de öyle diyor. Her zorluk için iki kolaylık vardır ve zorluk iki kolaylığa üstün gelemez. İşte bu anlamda Zülcelal ve İkram ismi biz dünyaya geldik ve bir şekilde sınanıyoruz ve bu sınav içerisinde Allah-u Teala
Teala'nın azametinin, onun yüceliğinin eseri olan şeyler bizi zorluyor olabilir. Evet. Bize düşen şey onun azameti, yüceliği içerisinde onun varlığını, birliğini, onun gücünün delillerini görebilmektir. Evet. Cemal. Yani onun evet. yarattığı şeylerde, yarattığı mükemmelliğin en zirvesidir Celal. Yarattığı şeylerde onun mükemmeliyetin izini görmek ve bu mükemmeliyet içerisinde sınanıyorken onun ikramlarını da görmektir. Evet. İşte tam da hikmet buradadır. Yani zorlukla beraber verilen kolaylığa bakmak lazım. Ya da zor bir duruma düştüğümüzde oradaki nimeti düşünmek, nimeti bulmak lazım. Nimeti akletmek lazım bir nevi. Evet, Celal esması için biz esmaları Celal ve Cemal sıfatları diye ikiye ayırıyoruz. Celal biraz daha böyle bizi zorlayan sıfatlardır. Mesela Gahhar esması gibi ama Cemal sıfatları onun güzellik sıfatları. Hı-hı. Yani şefkati, rahmeti gibi sıfatlardır. Bu anlamda Cemal sıfatları Allah'ın muhabbetini yani sevgisini kazanma. Hı-hı. Celal sıfatı da Allah'ta Allah korkusunu yaşama. Tabii biz Allah korkusu diye kastettiğimiz şeyleri daha ziyade Kur'an ve sünnette bize anlatılan şey onun verdiği nimetleri görememe, verdiği nimetleri hakkıyla şükredememe evet. korkusu. Evet. Verdiği nimeti hakkıyla şükredememiş olmanın endişesinin içeride oluşturduğu iç titremesi, evet. o huzursuzluktur. Yani o her şeyin en mükemmelliğin zirvesi Celal'se, o mükemmelliğin zirvesindeki onun varlığının delillerini hakkıyla idrak edememektir. Evet. Bu korkudur. İşte bu anlamda Celal sıfatı onun azimeti karşısında bir durmak ve azimeti karşısında ben onun o yüceliğinin delilleri karşısında onu en mükemmel şekilde görebiliyor muyum? Onun yarattığı şeylerde onun mükemmelliğin izlerinin idrakı içerisinde miyim? Ve bu beni onu sevmeme sebep oluyor evet. mu? Ve onun ikramı içerisinde bana sunduğu, karşılıksız sunduğu ikramları görebiliyor evet, muyum? İkram o ikramların, bana sunduğu ikramların yani gören bir gözümün olması, yürüyen bir ayağımın olması, sevdiklerimle beraber olmam, nefes alıyor olmak, o ikramların bana bir hediye ve bana bir değer verme olduğunu görebiliyor evet. muyum? Ve bana verdiği o ikramları ben de insanlara verebiliyor muyum? İnsanlara Allah'ın verdiği o ikramları ikram edebiliyor muyum? İşte bu sorgu bugünkü dersimiz Zülcelal evet. ve İkram. Evet hocam. Peki. Zülcelal ve İkram ismi Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçmektedir? Kur'an-ı Kerim'de çok tatlı geçiyor. İki yerde geçiyor aslında. Ama bununla beraber iki yerde geçiyor olmasına rağmen zannedersiniz ki böyle Kur'an'ın tamamına vakıf gibi. Kur'an böyle bir özelliği var zaten. Merceği Kur'an-ı Kerim'de hangi konunun üzerine tutarsan o konu Kur'an'ın en önemli konusu evet. gibi gelir. Zülcelal ve İkram esması Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde geçiyor ve ikisi de Rahman evet. suresinde geçiyor. İkisi de Rahman suresinde iki yerde geçiyor. Bunlardan biri Rahman suresinin 26. ayet-i kerimesinde geçiyor. Rahman suresi esma ile başlayan tek suredir. Er-Rahman evet. diye başlar. Er-Rahman. Evet. Tek Esma-ül Hüsna ile başlayan suredir. Ve Rahman suresinin bir güzelliği de yine Esma-ül Hüsna ile biter. Ve Zülcelal ve İkram esmasıyla bitecektir. Bir de orada hep ikramlardan bahsedilir değil mi hocam? Allah, evet, cennetliklerden bahsedilir. Kesinlikle. Hep güzelliklerden bahsedilir o surede. Allah'ın verdiği nimetlerden, onun yüceliğinin, evet. onun azimetinin, yüceliğinin zirve örnekleri evet. anlatılır ve onun için zaten Zülcelal ve İkram esması kullanılmıştır. Hı hı. Buyurulur ki surede Er-Rahman o merhameti geniş olan, merhameti her şeyi, herkesi kapsayan demektir. Onun merhameti neyinin göstergesidir? İkramının göstergesidir evet. aslında. Sure Rahman'la başlar. Sonra Allemel Kur'an, Kur'an'ı öğretti. Yani Allah-u Teala'nın merhametinin göstergesi, onun ikramının en büyük ikramı nedir? Kur'an'ı öğretmesidir. Evet. Çünkü Kur'an bizim için rahmet kaynağıdır, yol göstericidir, rehber kitaptır. Bunun için Kur'an'ı öğretti ve insanın nezdinde öğrenmenin onu yaratanı tanıması, evet. yaratanı bilmesi, hayatın anlamını bulması öğretmek üzerinden. Bu anlamda bu nimetlerin en büyüğünün öğretme nimeti ve öğrenme nimeti olduğunu evet. anlıyoruz. Sonra halegal insan, insanı yarattı. Bizim yaratılmış olmamız, var olmamız ve bütün kainatı bizim hizmetimize sunmuş olması onun ikramının en güzelidir. En güzeli. Onun ikramının en büyük evet. büyüdür. Veya işte merhametini ve ikramının en büyüğünün insana verilmiş olması, onun
onun kainatın göz bebeği evet. kılınmasıdır. Sonra Allemehül Beyan, sonra onu açıklamaya yani ince anlayış sahibi kıldı. Öğrenmeyi, öğrendiğini anlamayı, fikretmeyi ona öğretti diye devam ediyor. Sonra güneşi, ayı yarattı. O her birini bir hesap üzerine kurdu. Yani güneş kendi etrafında döner, ay dünyanın etrafında döner, dünya güneşin etrafında döner. Bu şekilde nedir? Güneşi ve ayı bir hesap üzerine yarattı. Yıldızları ve güneşi aynı şekilde ne yaptı? Hareket etmesini sağladı. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Yani ağaçların boyun eğmesi nedir? Ağacın yerden büyüyüp meyve vermesidir. Evet. İnsanın hizmetine sunulmasıdır. Göğü yükseltti ve ona bir ölçü kurdu. Bunun için çok fazla derin bilgilere ihtiyaç yok. Direksiz bir şekilde göğün, bu şekilde masmavi bir göğün yükselmiş olması bile insanı hayran bırakır. Göğü yükseltti. Ölçüde de haddi aşmadı. Tartıyı adaletle yapın ve teraziye doğru ölçün. Yani Allah-u Teala o güneşe, aya, göğün düzeninde, hesabında hiçbir aşırılığa kaçmadı. Siz de dünyevi işlerinizde hiçbir aşırılığa kaçmayın. Ölçüyü, tartıyı düzgün yapın. Evet, benim Rabbimizin en güzel isimlerinden bir tanesi olan Celal ve İkram sahibi. Zülcelal ve İkram isminden bahsediyoruz Nurşen Güney Hocam'la birlikte. Hocam şimdi araya gitmeden Rahman suresinden örnekler veriyordunuz. Devam edelim. Evet, Zülcelal ve İkram esmasının Kur'an-ı Kerim'deki yeri üzerinde duruyordu. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor. İki yerde geçtiği yerde Rahman suresinde geçiyor. Biri 26. ayet-i kerimede, 27. ayet-i kerimede, diğeri de son ayet-i kerimesi olan 78. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ama bu iki yerde geçtiği, bu esmanın geçtiği yeri anlayabilmek için Rahman suresinin tamamı hakkında bir fikrimiz olması gerekiyor ki Rahman suresini dinleyicilerimizin yayından sonra bir tefsir kitabından okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Rahman suresi gerçekten de okuduğunda yani bu mu anlatılmak istiyor? Yani Allah-u Teala orada yüceliğini, azimetini üç boyutta anlatılıyor. Birinci boyutta insanın yaratılışından ölümüne kadar Allah-u Teala'nın verdiği nimetler anlatılıyor. İşte yerin yaratılışı, güneşin yaratılışı, ona verilen nimetlerin, ona verildiği nimetler anlatılıyor. Ve biz az önce mealden takip ediyorduk. Nimetler anlatılırken orada meyveler ve salkım hurmalar, ağaçlar vardır. Yaprakları, taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Ona verilen nimet sardıktan sonra onun yaratılışına çevirip yaratılışındaki nimeti anlatılıyor. Ve denizin altında insanlara sunulan nimetler anlatılıyor. Ondan sonra da 23. ayet-i kerimede buyruluyor ki febi eyyi âlâ-i rabbiküme tükeddiban, böyleyken Rabbin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz deniyor. Hemen onun ardından da 25. ayet-i kerimede buyruluyor ki küllü men aleyha fân. İşte bütün bu anlattıklarımız, bütün bu anlattığımız size verilen nimetler bir gün yok olacak. Hı hı. Yani o ay, o güneş, verdiğimiz nimetler, yarattığımız insanlar ve cinler, o kocaman devasa deniz, denizin altındaki ayrı bir dünya ki denizin altındaki canlılar yeryüzündeki canlılardan çok daha fazla. Evet. İşte bütün bunların hepsi yok olacak. Yok olduktan sonra ve yepka Rabbehu ve yapka kalıcıdır vechuhu rabbike, senin Rabbinin Rabbin kalıcıdır. Evet. Yani kalıcı olan Allah-u Teala'dır. Zel Celali vel İkram, çünkü o celal, yücelik, azimet ve ikram sahibidir. Yani bu nimetler anlatıldıktan sonra bu nimetler niçin verildi? Sınav için verildi ve onlar bir gün yok olacak. Biz de bir gün yok olacağız. Ve kalıcı olan nedir? O yüce azimet sahibi ve ikram. Yani insan bu ikramı kim verdi? Allah-u Teala verdi. İşte tam da burada Zel Celal ve İkram. İşte yücelik, azimet sahibi ve ikram eden o Allah'tır diye burada kullanılıyor. Hı hı. Sonra surenin devamında işte kıyametin kopacağı, o kıyamet kopuyorken güneşin bir nasıl eriyip yok olacağı, sonra insanlara o kıyametten sonra dirilişte yaptığı ameller onlara sorulmayacak. Ne cinlere ve insanlara sorulmayacak. Neden sorulmayacak? Çünkü amel defterleri orada evet. konuşulacak. O anlatılıyor. Onun peşinden kıyametten sonra, sorgusalden sonra cennet ve cehennem nimetleri anlatılıyor surenin devamında. Aslında burada bütün bir insanın yaratılış serüveni,
doğumdan önce kainatın yaratılışı, doğum, insanın yeryüzündeki serüveni, kabirden sonraki diriliş ve dirilişten sonraki akıbeti anlatılıyor. Üç boyutta hepsi anlatılıyor. Anlatıldıktan sonra geliyor. Diyor ki febeyyehi alayi rabbiküma tükezziban. Böyleyken Rabbin hangi nimetlerini yalanlıyorsun? Ve sure nasıl bitiyor? Tebarek esmi rabbike, senin Rabbin ismi ne yüzedir? Zilcelal ve ikram, o celal ve kerem sahibidir diye de zilcelal ve ikramla 78. ayet-i kerimede tamamlanıyor. Tebarek esmi rabbike, senin Rabbinin ismi ne yücedir derken burada o Rab ismiyle beraber zilcelal ve ikram kullanılıyor ki Allah-u Teala'nın isimlerinin yüceliği anlatılıyor. Ve burada İmam Maturidi ismi azam duasının, bu ismi azam nedir yani yüce esmalar. Hadis-i şerifte geçiyor ki esmalardan bazıları büyük esmalardır. Siz o büyük esmalarla dua edin. Hadis-i şerifleri var fakat bu esmalar gizlenmiştir. İşte bu ayetten de yola çıkarak o büyük esmanın ve teberk esmi Rabbi zilcelal ve ikram bu ayet olduğu. Evet. Yani esmanın büyük esma zilcelal ve ikram esması olduğu şeklinde söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı bu şekilde. Yani Allah-u Teala'nın azimet, yücelik örnekleri, yüceliğinin eserlerinin örnekleri veriliyor ve bunların hepsinin insanlara bir de ikram olduğu ve bu ikramı da Allah-u Teala'nın insana değer verdiği için ikram ettiği ifade ediliyor ve burada Allah-u Teala'nın uluhiyetini, onun yarattığı eserler üzerinde onun yüceliğini, onun uluhiyetini, onun sıfatlarındaki en zirve olduğunu bulmamızı orada hocam bir uyarı da var değil mi aynı zamanda? Hani o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız derken orada bir uyarı da yapıyor insanlara. Tabii ki yani insanların bu anlamda hatırlayın yani bunları inkar etmeyin. O nimetleri görmediği, o nimetlerin nereden verildiği, niçin verildiğini unuttuğu ifade ediyor. Bu hani demiştik ya Zülcelal ve İkram çift yönlü esmalardır. Biri Celal, biri İkram'ını anlatır. Evet insan nedir? İnsanı yarattık diyor. Bu insanın yaratılması, insanın akıl verilmesi, insanın öğrenmeye açık olması aslında ikramdır değil mi? Peki bu ikramda celal nerede? Allah'ın celal esmasının göstergesi nerede? İnsan aynı zamanda unutur. İnsan aynı zamanda noksandır. Azar. Yani azar, sınırı aşar. İnsan aynı zamanda acelecidir. Bu anlamda celal sıfatı da o. Bizim sınanacağımız boyutta budur. Yani bu iki esmayı bu Rahman suresinin gölgesinde bu dengeli iki celal ve ikram yani onun yüceliği ve uluiyeti karşısında bizim zayıflığımız, onun ikramlarını noktasında ikramlarını görüp görmememiz ve onun bize ne kadar değer verdiğini farkında olup olmamamız noktasında gerçekten Rahman suresinde çok güzel izah edilmiştir. Kesinlikle. Tabii ki bu noktada onun uluhiyetini bulma anlamında o ikramı gören kimselerin ya da göremeyen kimselerin ona şirk koşanlar. Mesela Hazreti İsa'ya oğul atfetmiş olan kimselerin bu ikramdan uzak olacağı şeklinde de kimlerin bu ikramdan uzak olacağı Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman anlatılmıştır. Evet. Peki hocam sünnet boyutunu da merak ediyoruz. Zülcelal ve İkram isminin sünnette nasıl geçer bunu da buna da değinelim. Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğine değindik. Sünnete de değinelim isterseniz. Evet. Hangi esmayı işleyeyim? 99 tane her biri birbirinden üstün ve Allah-u Teala'yı tanıma noktasında her birini de öğrenmemiz, anlatmamız ve hayatımızda yansımalarını göstermemiz gerekiyor. Hangisi seçeyim derken Zülcelal ve İkram esmasını seçmemdeki sebep şu olmuştu. Bazen olur tıkanırsın. Dua değer sebebidir değil mi? Duanız olmasa Allah katında ne değeriniz ne var ayet-i kerimesinin karşılığında. Dua etmek için çok fırsatım var ama tıkanmışım. Yani secdeye gitmişim namazın farzının peşinden. Ama o an isteyecek bir şey kalmadı. Yani kalmadı ya da değil. Ne söyleyeceğimi yani bilemiyorum. Ya da ne diyeceğini bilmiyorsun. Evet. İşte bu noktada Allah da zaten kabul etmeyeceği duayı istetmez. Bunu da düşünmek ve bu da bizi korkutmalı. Dua edememekten korkmalı. Evet. Yoksa Allah-u Teala'nın gücü sınırsız. Allah-u Teala bir şey ol dedi mi oluverir. Ey Muhammed kullarıma söyle ben onlara yakınım. Dua ettiklerini dualarını kabul ederim. Mesela ve insan şöyle bir ana denk geliyor hocam. Evet. Orayı şöyle daha derinleştirmeye çalışayım. Nasıl dua edeceğinizi bilmiyorsunuz. Yani
Bir olay sizin canınızı çok yakıyor. O olayla ilgili beddua da etmek istemiyorsunuz. İyi bir şey de söylemek istemiyorsunuz. Orada Zülcelal Velikram ismi devreye giriyor. Yani hani Sen biliyorsun Rabbim, işte ben bilemiyorum, hani insan orada nasıl dua edeceğini bilemiyor derken bu benim başıma çok geldi ve Zülcelal ve Velikram ismi benim için kurtarıcı bir esma oldu aynı zamanda. Kapsamlı. Kapsamlı, evet. Yani o an nasıl dua edeceğim diye bilemediği zaman hemen Zülcelal ve Velikram, bunu hadis-i şerif ifade ediyor. Yani ne diyor? Kişi diyor duasını tamamını Zülcelal ve Velikram olarak yaparsa o an zihninden, gönlünden geçen dua neyse o şekilde kabul olur. Tamamını derken sonlandırırken mi hocam? Yani hani dua ettik yani sonunda finali mi böyle yapalım? Bazen döktürürsün, içinden akar, coşarsın. Çok şey istersin, çok hissedersin. Bazen de adeta donmuşsundur, akmaz. Yani o esnada ne söyleyeyim, ne edeyim dediğinde Zülcelal ve Velikram, Zülcelal ve Velikram dediğinde sana zihnine, gönlüne bir takım dualar dökülecektir. Evet. O dökülen duayı özel olarak dillendirmene gerek yok o zaman. Rabbim senin zihnindekini, gönlündekini en ince detayına kadar bilir. Onun için yani duanın tamamını başka şey eklemeden Zülcelal ve Velikram. Yani sözcük olarak eklemeden Zülcelal ve Velikram olarak yapmak. Ama senin sorduğun şeyde şöyle özel bir şey açmak istiyorum. Esmaları tanımak bunun için önemli. Yani hangi esmaya hangi durumda ihtiyacın var? Böyle senin hani beddua etmek istediğim zaman diyorsan orada bir felaketten uzaklaşma veya o zaman işte nedir? Bu mesela Filistin'de İsrail'in yaptığı boykot gibi bir şeyse oraya en çok yakışan şey ya gahhardır. Gahhar, evet. Ama bununla beraber senin sevdiklerinle ilgili bir sıkıntınsa biz sevdiklerimizi beddua okumayız. Mümin beddua okumaz zaten. Evet. Beddua okumamalı da. O anlamda nedir? Hasbunallah ve ni'mel vekil. En güzel vekil sensin gibi. Yani o anlamda esmaları biraz tanıdığın zaman tutunacak bir ip bulursun. Zaten o esmalar bizi Allah-u Teala'ya ulaştıracak gökten, semadan salınmış iplerdir, iptir. Yani, hangi derdimize, hangi reçete, yani atıyorum diş ağrısına başka bir ilaç, bacak ağrısına başka bir ilaç. Esmalar da bunun gibi aynı zamanda değil mi? Çok güzel tarif ettin. Çok güzel tarif ettin ama bununla beraber benim rahmetli kaynatamın bir şeyi vardı, vermidon. Ona vermidon da diyemezdi, mermidon derdi. O her şeye devaydı. Ne verirsen ver onun yerini tutmazdı. O anlamda her ağrıma bir ilaç dersen Zülcelal ve Velikram. Yani, bu da çok güzel oldu hocam. Öyle geçiyor. Efendimiz yine buyuruyor, elillu diyor. Bunu çokça söyleyin, çokça bu duayı yapın. Sürekli tekrar edeyim ne? Bir Zülcelal ve Velikram, ya Zülcelal ve Velikram, ya Zülcelal ve Velikram esmasını çokça getirin, bunu çokça söyleyin, bununla çokça dua edin diye bu şekilde Tirmizi'de geçen teşvik anlamında hadis-i şerif var. Hatta devam ediniz, bu şekilde duaya devam ediniz, bu şekilde yaparsanız dualarınıza icabet olunur diye İnşallah. Geçiyor hadis-i şerifte. Bu Tirmizi'de geçiyor. Kütüb-i Sitte'de Buhari Hac, Kütüb-i Sitte'de Zülcelal ve Velikram isması geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten iki ayette geçiyor. Ve İsmi Azam duası olduğunu söyleyen İmam Maturidi'nin de bu yaklaşımı da boşuna değildir. Bu alimlerimiz gerçekten araştırmışlar, üzerinde uzun uzun düşünmüşlerdir. İsmi Azam olduğu üzerinde de düşünürse bütün bir yaz tatili aslında Zülcelal ve Velikram diye geçirmek. Evet. Bu noktada sayıya çok takılmıyoruz biz ama sayı da bir hedef gösterebiliyor. Bu noktada günlük bir virt edinilebilir. Yalnız ne dediğimizi bilmek, Zülcelal, yani sen azimet sahibisin, ululuk, yücelik sahibisin. Sen her şeyin doruğundasın, yani düşünebileceğin o gücün, azimetin doruğundasın, celal sahibisin. Vel ikram, istediğine de istediğin ikramı yapan, istediğin cömertliği gösterensin. Evet. Ne dediğimizi bilerek yapmak. Evet, evet. Duamızın hedefi tutturmasını sağlamamız lazım bu anlamda da. Peki hocam, insan bilemez yani bu ismin tecellisine erdi mi ya da bu isim kendinde tecelli etti mi? Bu anlamda Zülcelal ve Velikram isminin tecellisi nasıl olur? Çok tatlı bir soru sordun. Biz esma dersinden işlerken bu esmanın tecellisi nedir diye soruyoruz. Tam da bu dersimize oturdu. Çünkü tecelli
Celal kökünden türüyor. Celal ile aynı kökten evet. türüyor. Tecelli nedir? Yansımadır. Ortaya çıkmadır. Zuhur etmesidir. Belirti. Belirmesidir. Evet. O zaman nedir? Allah-u Teala'nın esmasının yaratıldığı şeyler üzerinde ortaya çıkmasını biz tecelli diyoruz. Peki o zaman Celal isminin tecellisi insan üzerinde nasıl olacaktır? Onun yarattığı yarattıkları üzerinden biz onun yüceliğini, yarattığı şeylerdeki eşsizliği, azimetini görerek onun uluhiyetine inanmak. Evet. Onun tapılacak güç olduğuna inanmak. Onun bu anlamda azimetinin her şeye gücün her şeye gittiğine inanmak tecellisidir. Evet. Ki bunun en güzel örneğini biz Araf suresinde geçiyor. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıkmıştır ve Rabbim seni görmek istiyorum demiştir. Ve Allah-u Teala da demiştir ki Araf 143'te felemma tecelle Rabbehu, ne zaman ki Rabb'i ona tecelli etti, yani demiştir ki şu dağa bak. Ona yani o dağa tecelli etti. Cealehu dekka, o paramparça oldu. Yani Allah-u Teala'nın oraya tecelli etmesi. Yani onun oraya bir nevi bir yansımasıdır. Ama o patlamada, o dağın parçalanmasında Musa Aleyhisselam öyle bir dehşet anıdır ki bayılacaktır o parçalanınca. Nedir? O zaman nedir? Allah-u Teala'nın Celal isminin tecellisi burada dağa tecelli etmiştir. Ama daha tecelli etmiş olması onun azimetinin, büyüklüğünün ve gücünün ne kadar sınırsız olduğunu göstergesidir. Bu celal sıfatının göstergesidir. Buradaki ikram, zülcelal ve ikram üzerinde ikramın karşılığı nedir? Bunun sonunda Hazreti Musa ve onun şahsında biz de öğrenmişizdir ki Allah-u Teala bu dünyada bu gözle görülmez. Hı hı. O öyle azamet sahibidir. Evet. Onu görmek, onu görme ikramı bize cennette Cemalullah'ını görme, likaullah'a onunla kavuştuğumuz zaman görme şeklinde olacaktır. İnşallah. İkram da bize bu şekilde olacaktır. Evet. Yani bu esmaların tecellisi bu şekilde. Tecelliyi de bu anlamda görmek, bu şekilde anlamak gerekir. Lazım. Evet. Tabii ki onun tecellilerinden o ikram sıfatının bir tecellisi de Allah-u Teala'nın bana ikramlarını düşünmek. Bana ikramlarının hangi özel ikramı olduğunu bilmek. Ve o ikramın farkında olmak, bana hangi ikramı tecelli etmiştir? Her evet. birimize farklı ikramı tecelli etmiştir. Bunda şöyle bir şey dinleyicilerimiz biraz daha detaylandırsın. Yani herkese verilen nimetten ayrı ikram. Herkesin bana daha özel verilen bir şey. Evet. Yani benim 3 çocuğum var, onların eşi benzeri yok. Hı hı. Üçü de apayrı, benim için bir ikramdır. Benim eşim benim için biriciktir. Sadece bana verilmiştir. O bana bir ikramdır. Evet. Benim annem benim için bir ikramdır. O biriciktir. Benim için ikramdır. Evet. Senin dostluğun, senin arkadaşlığın benim için özel bir ikramdır. O biriciktir. Hı-hı. Yani o anlamda nimetle ikramı da ayırt edebilmek. Eğer o ikramları da nimet olarak görürsek bu sefer şeye sarıyor, rutine dönüyor. Hı-hı. Ve ikram da şöyle bir şey var. Allah-u Teala bu ikramı bana verdiyse bana değer verdiği için bu ikramı vermiştir. Evet, evet. O zaman ben bu değeri hak etmeliyim. Bu değeri hakkını verebilmeliyim diye farklı bir düşünce, farklı bir forma giriyor. Evet, mesela bazen çocuğumuzun yaramazlıklarından şikayet ederiz. O bizim için bir ikramdır. Aynı zamanda o ikramın da değerini bilmemiz gerekir. Nereden geldiğini, bizi anne olarak şereflendirdiği Rabbimizin burada düşünmek gerekir. Yani burada bir tecelli ettiğini görmemiz gerekir aynı zamanda bizde. Aynı zamanda da celal sıfatını da orada görmek gerekir. Evet. O çocuk bizim için sınav sebebi olarak verilmiştir. O sınavı kazandığım zaman onun bana nasıl ikrama dönüştüğünü evet, göreceğim. Evet. Yani onun bazen başaramadığında, bazen istediğim gibi olmadığında benim sınandığım, yani sonuçta Allah'ın çizdiği bir kader dahilinde oluyor. Orada benim sınandığım ve sınandığım bu şeyi nasıl toparlayabilirim? Buradaki evet. eksikliğim ne? Bunu nasıl görebilirim? O eksikliğimi nasıl düzeltebilirim diye orada Allah-u Teala'nın dediğinin olacağı ve onun celalini yani bize bazen duyuyorum. Allah bana böyle bir çocuk vereceğine vermeseydi diyoruz ya. Evet. İşte bu sakat bir bakış açısı. Allah o çocuğu sana verdiyse o yüceliği sebebiyle evet. vermiştir. O yüceliğinde sen şer görüyorsun ama senin için orada bir ikram vardır. Evet. Oradaki ikrama görme, ikrama odaklanma. Evet, evet. Maalesef bunu bazen yapıyoruz hocam ya. Yani hani
şikayet ediyoruz, bize verilen nimetlerin farkında değiliz. Bize sorulduğunda bile işte ne olsun, her zaman aynı rutin. Aslında şöyle bir şey duydum, rutin nimettir diyor. Yani hani biz nimeti vereni de unutuyoruz. Yani celal sahibi olan Rabbimizi de unutuyoruz. Haşa. Yani ikram edilmiş bize. İkramın nereden geldiğini de unutuyoruz. Bu anlamda bazen işte kafam bazen çok gidiyor. Hani düşün insan bir yerde bir çıkış yolu bulamaz ya. O zaman hemen dönüyorum Vedud esmasına. Rabbim sen beni çok sev. Sen seversen bunlar birer birer aklıma gelir. Birer birer nerede neyi söylemem gerekir diye kendi kendime bir rota oluşturdum adeta. İnşallah faydalı evet, oluyordur. Çok güzel bir şey söyledin. Rutin evet. Nimettir diye. Hı-hı. Aslında nedir? Onun celal sıfatının gereği dağların sabiteler olarak durması ve yeryüzünü sarsıntılardan engellemesi, evet. Yeşiliyle, ağacıyla, temiz hava ve yağmuru çekiyor olması, bu nimeti sunuyor olması onun cemal sıfatını gösteriyor. Ama bununla beraber Rabbim bir deprem verip onu sarstığında nedir? O rutininin bozulmuş olması. Evet. Ve bu sefer o depremin olmuş olması senin onun gücünün, azimetinin nasıl her şeye yettiğini evet. ve evet. her şeyi nasıl alt üst edebildiğini görmek ve o esnada bozulmuş rutinin içerisinde eski rutinini özlüyor olmak. Evet, evet. Çok güzel söyledin. Evet, kesinlikle öyle. Peki hocam, şimdi celal sahibi Rabbimiz bize nimetler verdi, bize ikramlarda bulundu. Tabii bu anlamda Zülcelal ve İkram isminin bize yüklediği görev ve sorumluluklar olmalı. Bunlar nelerdir? Bunlara da değinelim son olarak isterseniz. Esmaları aslında anlamanın hikmeti, sebebi de budur. Bana Zülcelal ve İkram esması hangi sorumlulukları yüklüyor? Evvela o azimet ve yücelik sahibi ve ikramın sahibi. O halde en yüce güç odur. O halde uluhiyeti, yani ibadet etmeyi, dua etmeyi ve tevhid noktasında kendisini başkasına ortak koşmamayı hak eden odur. Onun için bu esma bizim uluhiyet, yani Allah'ın varlığı ve birliği, tevhid inancımızı pekiştirecektir. Bu ödevdir. Bunun haricinde mutlak azimet ve yücelik sahibi olan Allah-u Teala'dır. O Allah-u Teala da oku, düşün demiştir. O halde okuyup düşünüp esmalarını bilmeli, anlamalı ve onda onu anlattığı şekilde onu tanımalıyım. Başka o kerimdir, ekremdir, ikram sahibidir. Değer verdiğini ikram eder. O halde bana verdiği değeri görmem ve bana ikram ettiği şeyleri de başkalarına ikram etmem. Bu çok önemli. Evet. Yani bana ilim mi ikram etti, onu başkasına ikram etmek. Bana merhamet mi ikram etti, o halde hayvana, börtü böceğe merhameti göstermek. Yani bize düşen ikram sıfatı üzerinden de evet. bize verdiği değeri biz de başkasına o değeri etmemiz. Vermek. Rabbim nasıl bize ikram ettiyse bizim de ikram etmemiz. Sonra Rabbim bana değer vermiş, saygı göstermiş. O halde onun yarattığı şeylere de ben değer vermeli, saygı göstermeliyim. Bir de Rabbimize bu esma ile dua etmeliyiz. Evet. Ve bunun en güzel örneğini aslında 5 vakit namazın peşinden Rabbimiz söylüyor. Ne diyor? Namazdan sonra 3 defa istiğfar dileyin. Sonra Allahümme ente selamü ve minke selam. Selam sendendir, sen selamsın. Teberrek teyazel celal vel ikram. Sen celal ve ikram sahibisin ve senin şanın ne kadar yücedir diye bu zilcelal ve ikramı da gün içerisinde mutlaka dua olarak dua etmemiz ve hayatımızda bu esmaları yer açmamız. Evet, günde 5 evet. defa zilcelal evet. ve ikram. O halde bu esmalarla çok dua etme sorumluluğunu da bana yüklüyor. Evet. Evet. Onun uluyetini, yüceliğini her daim zihnimde ve gönlümde diri tutma bilincini de bana yüklüyor bu görev sorumlulukları. Evet. Hocam çok güzel bir programdı. Gerçekten Zülcelal ve İkram ismi İmam-ı Azam'ın dediği gibi kapsayıcı kilit esmalardan bir tanesi. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Rabbim onun anlattığı şekilde anlamayı nasip eylesin. İnşallah. Efendim bu hafta Rabbimizin Zülcelal ve İkram ismini konuştuk. Celal ve İkram sahibi olan Zülcelal ve İkram olan Rabbimizin bu ismini konuştuk Nurşen hocamla birlikte. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.